Azerbaycan'ın Mingəçevir ilçesinden olan iki kardeş Ali ve İslam Ahmetov, 2. Karabağ Savaşı'nda Agdere bölgesi yönündeki çatışmalarda aynı gün şehit oldular. Şehitlerin annesi Sevinç Ahmetova, çocuklarının milletini ve halkını sevdiğini belirterek vatanseverlik savaşının ilk gününde en küçük oğlu olan İslam'ın şehit haberinin geldiğini ve birkaç saat sonra ise ilk çocuğu olan Ali'nin şehit haberi geldiğini bildirdi. Paris Belediye Başkanlığı sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya hazırladığını bildirdi. Ayrılıkçı örgütü tanıma fikri dün Fransa'nın başkenti Hidalgo'dan geldi. Araştırmacı gazeteci Beybala Mirzeyev, Medyapost'ta konuşan Hidalgo'nun Ermenilerin sadık bir dostu olduğunu belirterek Ermeni yanlısı politikacılarından biri Bayan Hidalgo'dır. Basın röportajlarında Azerbaycan ve Türkiye aleyhine defalarca sert açıklamalar ve suçlamalar yaptığını vurgulayarak Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgaline destek veren Hidalgo, son röportajlarından birinde ülkemizin uluslararası alanda tanınan topraklarının Ermeni topraklarının bir parçası olduğunu söyleyerek Azerbaycan'ın sürekli tehdit eden silahlı komşu olarak nitelendirdiğini dedi. Ermeni yanlısı belediye başkanı ayrılıkçı Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni rejimi için yardım maratonları da düzenledi. Hidalgo, Macron'un silah arkadaşlarından biri olarak kabul edilir. Hollanda parlamentosunda Azerbaycan'ın haklı zaferi kabul edilmeyerek İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önerge kabul edildi. Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından geri almış, Ermenistan ordusunu büyük hezimete uğratmıştı. Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan, Ermenistan, Rusya arasında imzalanan ortak bildiriyle çatışmalara son bulmuştu. Azerbaycan'ın tarihi zaferi uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelen Avrupa yeni bir skandala imza attı. Hollanda parlamentosu Hristiyan Birlik tarafından hazırlanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkan Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanmasını içeren önergeyi kabul etti. Oy çokluğu ile Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da savaş suçları işlediği ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiği kabul edildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, önerge doğru bir sıralama olmadığı gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti. Bakan Blok, önce Dağlık Karabağ'da olası insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma yapılması gerektiğini, ancak o zaman şüphelere yaptırım veya yasal işlem uygulanabileceğini ifade etti. Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'na sunulacak. Azerbaycan ile başlıca Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticaret cirosu hacmi açıklandı. Devlet Gümrük Komitesi'ne göre Azerbaycan 2020'nin ilk 10 ayında Avrupa Birliği'ne 6 milyar 145 milyon dolar değerinde mal ihraç etti. Bu dönemde Avrupa Birliği'nden 2 milyar 43 milyon dolarlık ürün ithal edildi. Avrupa Birliği ile ticaret cirosu 4 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim 2020'de Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret cirosu sıralamasında İtalya, Almanya, Hırvatistan, Yunanistan, Fransa, İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Avustralya Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük ticaret cirosuna sahip ülkelerdir. Beşar Esad rejimi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Esad rejiminin haber ajansı askeri kanallara dayandırdığı haberinde İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saat ile yaklaşık 03:11'de Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Saldırı sonucu 3 rejim unsurunun öldüğü ileri sürülen haberde maddi hasarında meydana geldiği belirtildi. Haberde Esad rejimine ait savunma sistemlerinin birkaç İsrail füzesini de düşürdüğü iddia edildi. Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran devrim muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Dünya çapında yaklaşık 56 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya'dır. İran'da 788.473, Türkiye'de 421.413, Ermenistan'da 118.870, Gürcistan'da 85.952 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da 2.239 yeni koronavirüs enfeksiyon vakası kaydedildi. 1.217 kişi tedavi edildi, 25 kişi ise hayatını kaybetti. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.030'dur.